Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir konuyla yeniden sizlerle birlikteyim. Güzel günler diliyorum. İlişkinizde özellikle mutluluklar temenni ediyorum. Kadın erkek ilişkilerini konuşuyoruz her zaman olduğu gibi bugün de. Şimdi bugünkü konumuz bu erkekleri cayır cayır yakan kadınların özellikleri olacak. Aslında cazibeli kadınlar hangi özellikleri taşıyorlar? Onlardan biraz bahsedeceğim. Cazibenin sırlarını paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu erkekleri cayır cayır yakan hanımların yüzünde güzel bir tebessüm vardır arkadaşlar. Böyle baktığında karşıdaki insanın içini ısıtır. Ve tabii ki erkekler için de gülümseme çok önemli olduğu için, pozitif enerji çok önemli olduğu için bu kadınlar bunu güzel kullanıyorlar. Yani tabii ki onların da yaşamlarında problemleri var ama her şeye rağmen gülümsemeyi başarıyor bu kadınlar. Yani aslında geçmişiyle barışabilen kadınlardan, kendiyle barışık olan kadınlardan bahsediyoruz burada arkadaşlar. Gülümsemenin gücünü güzel kullanıyor. Her şeye rağmen gülümsemeye, tebessüm etmeye devam ediyor. Bu erkekleri cayır cayır yakan kadınlar, evet, gülüşüyle aslında önce yavaştan karşı tarafın içini ısıtmakla başlıyorlar. Sonra cayır cayır yanma bölümü zaten devreye giriyor arkadaşlar. Evet, şimdi tabii erkekler hani görsel canlılar diyoruz ya, o yüzden de bakımına görsel anlamda ciddi yatırım yapıyor bu kadınlar. Yani güzel görünmeye, bakımlı olmaya, kişisel bakımlarına özen gösteriyorlar. Erkekler baktığında "Oo, afiyete devran geçiyor." diyorlar ama tek başına yetmiyor elbette. Hani dişilik taraflarını güzel kullanıyorlar. Fakat bu cazibeli kadınlar, erkekleri çok ciddi anlamda kendine bağlayan kadınlar şunları biliyor arkadaşlar. Sadece kırmızı ruj sürmek dişilik göstergesi değil, ya da kırmızı bir oje sürmek dişilik göstergesi değil, ya da işte topuklu ayakkabılarla gezmek ya da derin dekolteler vermek seksilik değil. Bunların kıvamını iyi ayarlayabilen kadınlardan bahsediyoruz. Cazibesini güzel yansıtabilen kadınlar ve sadece aslında dış görüntüsüne yatırım yapmayan kadınlar bu kadınlar. Ne yapıyor? Kişisel gelişimine de yatırım yapıyor. Yani aslında duygusal okuryazarlığı olan, derinliği olan kadınlardan bahsediyoruz. O yüzden de hani hep diyoruz ya, erkekler böyle biraz daha ketum kadınlara göre. Yani bu erkekleri aslında konuşturabiliyor bu kadınlar. Konuştura 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 kendine de alıştırıyorlar. Yani burada mesela ne yapıyor bu kadınlar? Cazibesi ile erkeği etkileyecek işte derinliğiyle, konuşmasıyla, ses tonunu güzel kullanır bu kadınlar bir de. Ve de hani sadece anlaşılmayı beklemiyor bu kadınlar. Anlamak da istiyorlar. Erkek de tabii bu noktada anlaşıldığını düşündüğünde, yani kadın empati kurabiliyorsa, kadın uyumlu davranabiliyorsa, hoşgörüsü yüksekse, onu güzel dinliyor ve anlayabiliyorsa, güzel de geri bildirimler veriyorsa, erkek kadınla konuşabildiğinde, yine burada erkek yanmaya başlıyor arkadaşlar. Yavaş 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 içten içten yanıyor. Ama farkında olmuyor erkekler burada. Sonrasında "Yandım Allah ben" diyorlar. "Ne yapacağım ben" diyorlar ama başta bunun farkında olmuyor bu erkekler. Kadınlar yavaş yavaş yakmaya başlıyor bu erkekler. İşte görüntüsüyle etkiliyor, konuşma içeriğiyle etkiliyor, empati yapıyor, onu anlıyor, ona güzel geri bildirimler sunuyor ve gün gün zaten bu erkek de bu kadına yanmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, yani arkadaşlar dozunda veriyor, görselliği de dozunda veriyor, abartmıyor hiçbir şey, samimi oluyor bu kadınlar ve güven veren bir tarzı oluyor iletişimde, özellikle iletişimi iyi kurgulayabiliyor bu kadınlar arkadaşlar. Evet, sonra hangi özellikleri var bu kadınların? Mesela sesini duyurmak için bağırmaz bu kadınlar. Yani ilişkide, bütün ilişkilerde sorun var.
Hani bu cazibesi çok yüksek, erkeklerin gözünü alamadığı kadınlardan bahsediyoruz ya arkadaşlar, ve hani bu kadınlara takılıp kalıyor erkekler neticede. Güzel özellikleri var, kopmak da istemiyorlar ki ola ki kadın giderse de fena şekilde yandım Allah ben diyor bu erkekler. Evet, sesini duyurmak için bağırmıyor dedik. Ne yapıyor peki? Yani işte beni anlamadın da, beni aramadın da, beni merak etmedin de, benimle ilgilenmedin de gibi sürekli eleştiri içerikli cümleler kurmuyor bu kadınlar. Anlatıyor kendini, karşı tarafın anladığı kadar, ama şanslar da veriyorlar aynı zamanda. Hani ihmal edildiğinde, ihlal edildiğinde bir yerden sonra susmaya başlıyor bu kadınlar. Güzel geri çekiliyorlar. Yani kendini anlatmayı bırakıyor. O noktada partnerin onu anlaması için de bir nevi zaman veriyor. Bağırmıyor, yumuşak oluyor, toleranslı oluyor arkadaşlar. Ve de hani burada erkek eğer ki çok fazla ihmal ediyorsa kadın ciddi anlamda, bakın, eleştirmeyi bırakıyor, kendini geri çekiyor. Yani partnerin ona yaptıklarını yapıyor. Ne yapıyor? Diyelim ki partner onu umursamıyor, aramıyor, sormuyor. Kadın da aynısı gibi onu kopyalayarak devam ediyor. Gizem yaratıyor, ilgiyi azaltıyor, üzerine düşmemeye başlıyor ve burada ona biraz zaman veriyor aslında. Hani olayı daha iyi algılamak için bağırmıyor, çağırmıyor, sesini duymak için, duyurmak için aslında susuyor kadın burada. Hem onu duyuyor, anlamaya çalışıyor, hem de kendini aslında susarak bir nevi anlatıyor bu erkekleri ciddi anlamda etkileyen kadınlar arkadaşlar. Çünkü erkekler stres seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çok duramazlar, kaçarlar. O da bu stresi yaşatmıyor karşı tarafa. Duruyor sadece. Duruyor, duruyor, duruyor. Evet, güzel. Ne yapıyoruz böyle zamanlarda? Hanımlar özellikle duyulmadığımızda duruyoruz, tamam mı? Geri çekiliyoruz. Cezasını aslında bu kadınlar erkeğe nasıl veriyor? Susarak veriyor arkadaşlar. Kendini geri çekerek veriyor. Ve sonrasında da cezayı kestiğinde erkek ne oluyor acaba diye o hanımefendiye tekrar, hani bağırarak da tepkisini aktarmadı, susarak durdu. Ki alıştırmaya da başlamıştı zaten, güzel konuşmuştu, kendine de bakıyordu işte, güzel de gülümseyen bir kadından bahsediyoruz ya. Tatlı sert oluyor bu kadınlar arkadaşlar. Hani konu açıldığında da izah ediyor kendini güzel bir şekilde, tatlı sert, tamam mı? Bunu yerinde aktarmak önemli arkadaşlar. Ve iyi hissettiğinde ve kötü hissettiğinde, bakın, bu kadınlar ne yapıyorlar? Duygularını güzel yönetiyorlar arkadaşlar. Erkekler de zaten bundan etkileniyor. Yani duygu durumlarını güzel yöneten kadınlar yine erkeklerin ciddi anlamda etkilendiği kadınlar oluyor. Ve hayatında bu kadınların partner dışında da tutkuları oluyor. Yani bazı arkadaşlarımız tutkal gibi yapışıyor ya, böyle değil. Bu kadınlar tutkulu oluyorlar, tutkal gibi partnere yapışmıyorlar arkadaşlar. Çünkü yaşamda sadece var olan partneri yok. Onun partneri dışında da bir yaşamı oluyor. Aile ilişkileri zaten güzel kurgulanıyor. İletişim becerisi güzel ya bu kadınların. Ya da iş ilişkilerinde yine dengesi var. Arkadaşlık ilişkileri yine dengede. Önceliklerini partner hayatına girdi diye devre dışı bırakmaz bu kadınlar. O yüzden de hani çok fazla bir erkeği bunaltmaz, üzerine hurra yüklenmez. Erkekler çünkü çok fazla ilgiden hoşlanmadıkları için o ayarı iyi ayarlayabiliyor. Yani diğer tutkuları devrede ve partneri olan tutkusu da var. Ama ona da gerekli cezaları aralarda veriyor. İhmal varsa gereğini yapıyor. Ve de arkadaşlar, hani böyle yumuşaktır, tamam. Alttan alır, tamam, bu kadınlar hani susması gerektiği yerde de susar, ama ne yapmaz, kendini ezdirmez. Bakın, alttan alıyor, hoşgörülü davranıyor, toleranslı davranıyor, ama partner abarttığında da gereğini yapıyor, kendini ezdirmiyor, duruşunu bozmasına izin vermiyor, sınırlarını tak 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 çiziyor arkadaşlar. İlişki içerisinde aslında gitmeden önce böyle iletişim varsa, ilişki varsa, herhangi aşamadaysa yaşadığı durum, ona göre gerekli tepkileri veriyor kadın bu noktada. Yani ne yapıyormuş? Duygularını aslında
güzel yönetiyormuş yine bu kadınlar. Ve şimdi tabii bu kadınlar da şey de var arkadaşlar, hayatı ile ilgili yani her şeyini, mahremini, özelini hemen anlatmıyor hayatını aldığı insanlara. Bedenini, işte özel duygu durumlarını, geçmişini yani gizemli bırakıyor biraz. Her şeyi paylaşmıyor. Zaten hemen de bir insanı hayatına almıyor. Karşı taraf bunu öyle yorumlayabilir. İletişim kurduk, işte görüşmeye başladık diye düşünse de kadın aslında çok temkinli gidiyor bu noktalarda. Ve yaşadığı ilişki içerisinde şehvet ve şefkat dengesini de güzel kurgulayabiliyor. Erkekler için aslında cinselliğin ne kadar önemli olduğunu biliyor. O yüzden de cinsellikle ilgili negatif cümleler kurmuyor. Ve hani böyle dışı dişi içi eril gibi tutumlar, kaba tutumlar sergilemiyor. Cinsellik dediğinde vay sen ne yaptın, nasıl böyle konuşursun demek yerine dinliyor. Karşı tarafın cinsellikle ilgili zafiyetlerini, hassasiyetlerini de algılıyor. Oradan da aslında veriler veriyor ama yine dozunda veriler veriyor arkadaşlar. Yani abartmıyor, yine cinsellikle ilgili yaklaşımlarını, cinselliği karalamıyor ve ilişkisinde de aslında bu kadınlar cinselliği silah yapmıyor. Cinselliği de sıradanlaştırmıyor. Arzulu oluyor, tutkulu oluyor ama abartmıyor. Ve de bunu zaten herkesle yaşama eğilimi olmuyor yine bu kadınların arkadaşlar. Ve yerine göre açılıyor bu kadınlar, yerine göre kapanıyor. Ya uyumlanabiliyor aslında bulunduğu yerlere. Bu kadınlarda bu önemli bir başlık. Ve de yerine göre bakıyoruz bu kadınlar ciddi, olgun davranırken yerine göre de çok çocuk olabiliyorlar. Evet, bu da yine erkeklerin çok hoşuna giden bir başlık. Ya, güzel falan hoşuna gittiği için etkilenmeye başlıyor, yanıyor dedik ya, içten içe yanmaya başlıyor dedik ya arkadaşlar. Ve hem bir duruşu var yaşamda, güçlü bir duruş, işi gücü olan, kişilik sahibi olan, hem kişilikli hem becerikli kadınlardan bahsediyoruz. Bakın bu da yine önemli. Hani erkeğin onu korumasını istiyor ama korunmaya muhtaç konumda da bırakmıyor kendini. Kadının doğasında var hani erkeğin sahip çıkması ile ilgili içgüdüsel bir yaklaşım. Bunun olmasını ister erkekte ama bununla ilgili de tamamen bir teslimiyet görmüyoruz. Biz bu kadınlarda güçlü bir duruşu oluyor arkadaşlar. Ve hani güçlü de oluyor zaten yaşamda, kişisel gelişimine yatırım yaptığı için, ilişkilerini dengede tuttuğu için. Ama hani maddi manevi gücünü silah yapıp bu gücüyle partneri de ezmeye çalışmıyor. Partnerin ihtiyaçlarını da gözlemleyebiliyor. Bu da yine önemli bir başlık. Ve hani ilişki bitti diyelim. Bu kadınlar arkadaşlar gidenin peşinden koşmuyorlar. Zaten hani bu güçlü ruhsal anlamda dengelerini oluşturmuş, ruhsal olgunluğu olan bir kadın olduğu için bu kadınlar çok ilişkide hataya mahal vermiyorlar. Hani samimi oluyorlar, dürüst oluyorlar, net oluyorlar. Öyle yalpalayan bir yapı olmuyorlar ama ola ki ilişki devrildi, bitti. Partner problemliydi, gitti diyelim. Erkeğin peşinden koşmaz, erkeğe ulaşmaya çalışmaz. Durur sadece, bu kadınlar bağımlı gibi davranmıyorlar. Ve bu kadınlar zaten hani ola ki ilişkisi yok. Bir arayış dolup işte birilerini bulmaya, birilerini ayarlamaya çalışmazlar. Çünkü bu kadınlar durur, birileri onları ayarlamaya çalışır. Yani hamleyi daha çok biz bu kadınlardan adımları görmüyoruz arkadaşlar. Ve sonra ufak şeyleri büyütmedikleri de bir gerçek. Ufak şeylerle aslında mutlu olabildikleri de yine gözümüze çarpan diğer bir başlık arkadaşlar. Yani erkeği güzel alıştırıyor, sohbetini alıştırıyor, gülüşünü alıştırıyor, işte çeşitli aktiviteler yapıyor, şirinlikler yapıyor. Kimi zaman olgun, kimi zaman çocuk tutumlarıyla, samimi net davranışlarıyla, işte arzulu, tutkulu, durması gereken yerde duran, hamle yapması gereken yerde hamle yapan, zaman zaman gizem yaratan, birçok noktada şeffaf davranan bir kadından bahsediyoruz ve erkek gün 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 bu kadına alışıyor. İyi geliyor çünkü erkek doğasına bu başlıklar arkadaşlar. Alışıyor ve de hani
Böyle mesela bu kadınlarda asaletli duruşu görüyoruz biz, asil kadınlar diyoruz. Böyle bunların dışarıda kavga yaptığını, bağıra bağıra konuştuğunu da çok gözlemlemeyiz. Hani partneriyle bir sorunu varsa içeride halleden kadınlar, ilişkinin de partnerin de imajını aslında sarsmayan, dedikodu yapmayan, partneri orada burada karalamayan tutumlar, öven davranışları daha fazla görüyoruz biz bu kadınlarda arkadaşlar. Evet, şimdi tabii erkekler hani ne yapıyor? Kadın doğru davranıyor. Biraz marazlı bir yapısı varsa erkeğin şımarmaya başlıyor. İşte bazı saçma saçma tutumlar sergiliyor diyelim bu kadına. Arkadaşlar kadın izlemeye devam ediyor. Yani böyle onu yoracak şekilde konuşmalar hala yapmıyor bakın. Höt höt bir tavrı yok, kaba bir tavrı yok. Bu kadın alıştırıyor kendine zaten. Bağlıyor, 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 bağlıyor arkadaşlar. Akışta ciddi bir tavır koyuyor. Önce okuyor hikayeyi, güzelce okuyor, okuyor, okuyor. Başına işte ilişkinin gelişme bölümünü, sonuç bölümünü güzel değerlendiriyor ve sakin ilerliyor bu kadınlar. Ve erkek hani saçmalamaya başladığında, bunu cepte görmeye başladığında, ilişkiyle ilgili hassasiyetleri artık kaybolmaya başladığında, erkek şımardığında aslında ne yapıyor bu kadınlar arkadaşlar? Evet, biraz susuyor dedik ya, kendini geri çekiyor. Erkekte hala bu davranışlar, tutarsız durumlar devam ediyorsa, işte gelecekle ilgili konuşmalar yoksa, güvenli bir ortam sunamıyorsa bu kadına, kadın önce zaten ne yapıyor? Emek veriyor. İşte güven veriyor, sevgi veriyor karşı tarafa, arada ödün veriyor. Ama bu kadınlar hemen gönlünü vermiyor arkadaşlar. Erkekler burada aslında yanıldığı nokta burada nedir? Bu kadın bana aşık oldu, her şeyi alttan alıyor, çok da fedakar, çok da verici, işte çok da anlayışlı, aman ne güzel de konuşuyor, hiç beni eleştirmiyor, tamam güzel. Ya verici zaten bu kadın, veriyor, veriyor, veriyor arkadaşlar, ama sonra size hikayenin devamında bu kadar vericiliğin ardından gönlünü vermiyor, bir not veriyor. Aldığınız notla ilişkide kalabilirsiniz ya da geçebilirsiniz. Aldığınız not da onun gözünden, işte baktığı çerçevede işte bu olur dediği noktada size gönlünü vermeye başlıyor. Hemen vermiyor bu kadınlar gönlünü. Hemen hayatını açmıyor. Yani bu kadınların hayatını öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Girdiğinizi zaten zannedersiniz. O yüzden de bu hatalara düşersiniz. Sonra işte doğru bir kadın bulmuşsunuzdur. Ama doğru davranmadığınız için kaybedersiniz. Sonrasında da yandım Allah, ben ne yapacağım, cayır cayır yanıyorum demeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve biriktir de kötü not verdi diyelim size. Ve bu kadının gelişi gibi gidişi de asaletli oluyor arkadaşlar. Siz orada nasıl ya, hiçbir şey yaşanmamış gibi nasıl gidebilir? Benim duygularımı mı kullandı? Beni sevmedi mi acaba dersiniz? Hayır, o notunuzu verir arkadaşlar. Bir şey olmamış gibi de hayatınızdan gider. Nasıl gider dersiniz? Sevdiğiniz için, bağlandığınız için, farkında olmadan çayır çayır yanmaya başladığınız için, yandım ben ne yapacağım şimdi dersiniz. O yüzden arkadaşlar, hani böyle kadınlara denk geldiğinizde doğru davranabilmeniz kıymetli. Bu kadın doğru davranıyor. Doğru bir ilişki nasıl kurgulanır, o şekilde hamleler yapıyor. Ama siz bunu cepte gördüğünüzde, ama siz bunu üzdüğünüzde, kırdığınızda, duyarsız davrandığınızda da hiçbir şey yaşanmamış gibi gidiyor neticede bu kadın ve siz bunu kaldıramıyorsunuz. Yani yanmaya başladınız çünkü tekrar kazanmak istiyorsunuz ama zor oluyor arkadaşlar. Ciddi anlamda bu kadınları tekrar kazanmak zordur. O yüzden size şans verdiğinde güzel değerlendirmeniz faydalı. Sonrasında da tabii bazı arkadaşlarımız diyor ki işte ya doğru dürüst kadın kalmadı. Doğru dürüst kadınlara doğru davranmazsanız arkadaşlar, doğru dürüst kadınlara da zaten yani size dediğim gibi zaman veriyorlar. Onlara da eksi puan verdiği için size kavuşamıyorsunuz, haberiniz olsun. Evet, erkekleri cayır cayır yakan kadınlar, cazibeli kadınlar nasıl, neyi
farklı yapıyorlar da bu erkeklerin gönlünü kazanıyorlar. Bunları cayır cayır yakıyorlar dedik arkadaşlar. Cazibeli kadınların sırlarından biraz bahsetmeye çalıştım. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benimle iletişim kurmak isterseniz funda.yucel06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.